hasta olup iyileştikten sonra da karantinada kalmak gerekiyor mu? Yani aynı evde, odadan çıkmamak mı lazım yine? Güney Kore'de iyileşen hastaların testi pozitif çıktı. Tekrar aynı kişi hastalanabiliyor. Tekrar aynı kişinin hastalanma ihtimali gündemde. Çünkü değişen virüs yapısıyla birlikte veya antikor cevabının iyi gelişmemesi buna sebebiyet verebileceği konuşulmakta. Şu an için ülkemizde böyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Ancak bunları da belki yaşayarak göreceğiz. Bunun dışında iyileştiniz diyelim. Yine sosyal mesafelendirmeye devam edecek misiniz? Unutmayın ki tedavinizin tamamlandığı ve iki ardışık testinizin negatif çıktığı durumlarda bulaştırıcılığınız ortadan kalkıyor. Ancak iyileşen hastalarda bulaştırıcılık dönemi belli bir dönemde devam ediyor. Dolayısıyla mutlak surette bulaştırıcılığınızın ortadan kalktığını bilmek için iki ardışık test yaptırmak lazım. Komşumuzdan yemek alıp vermek tehlikeli mi? Tabii onu da elinden almak tehlikeli olabilir. Öyle durumlar oldu ki sosyal medyada da inanılmaz videolar var. Çok güzel tarif etmiş birisi. Diyor ki işte markete gittik diyor. Ondan sonra önce diyor sağ elimi kolonyaladım. Sonra kolonyaladım, sağ elimle gittim, sol elimi kolonyaladım. Sonra oradan geldim, bu çiçeği dokunduğum için bu sefer bununla başka bir şey yaptım. Sonra bu şeyden çıkmak için gittim, ellerimi sabunla yıkadım falan diyor. Yani şimdi insanlar artık tedirgin olmaya başladılar. Tabii ki de hayat belki de hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Biz biraz daha kendimizi korumaya, kollamaya devam edeceğiz. Fakat komşudan aldığınız yemeğin kendisinde virüs olmayacak. Ancak ve ancak kapkacağın etrafında veya kendisinin elinde olabilir. Dolayısıyla karşılıklı teması yine mümkün olduğu kadar azaltmakta fayda var. Yemekten bir şey bulaşmayacak ama. Arkadaşımda hastalık yok, bende de yok. Yani belirtilerimiz yok. Kimseyle temasta da bulunmadık. Birbirinize gidip gelip görüşebiliriz. Hayır, birbirinize gidip gelip görüşemezsiniz. Bu da doğru bir şey değil. Sosyal mesafeyi mutlaka olmanız gerekiyor. Eşler arasında karşılaştığımız enfeksiyonun yayılması bize zaten yakın ilişki kurulan kişilerin mutlaka birbirine bulaştırıcılığının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla kimde bu hastalık kötü seyredeceği bilinmez ve asemptomatik bir taşıyıcıysanız da o zaman kendiniz fark etmeden diğer arkadaşınızı da bulaştırma ihtimaliniz var. Belki de virüsü aldınız, bulaştırıcılık evresindesiniz. Semptomunuz henüz daha yok. O esnada diğer arkadaşınız da bundan hasta olabilir. Bunlar hiç istemediğim şeyler. Dolayısıyla sosyal mesafelendirme ve insanlardan uzak durma hala devam ediyor. Çocuklarda veya bebeklerde nasıl anlayacağız? Belirtiler aynı. Belirtiler aşağı yukarı aynı. Özellikle biz çocuklarda hani öksürüğü belki ilk bir etapta göremeyebiliyoruz. Biliyorsunuz ki farklı bulguları da var. Mesela işte karın ağrısı, ishal, kusma gibi bulgularla da karşı karşıya kalabiliyoruz koronavirüste. Ancak en önemli dikkat etmemiz gereken hususun ateş olduğunu ve belki de dirençli ateş olduğunu altını çizmekte fayda var. 2 gün üst üste kolay kontrol edilemeyen bir ateşle karşı karşıyaysak, çocuklarımız da en azından öyle bir durum varsa, o zaman bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Bir insanın gündemde olan şu an COVID-19 salgını yüzünden psikolojisi bozulursa, bu psikoloji bozukluğunun bağışıklığa bir yan etkisi var mı? Stres bir defa bağışıklık sistemimizi bozuyor. Yani bu net bir şey. Rakamsal olarak belki vermek çok şu an için kolay değil ama kandaki stres hormonu olan kortizolün yükselmesiyle bağışıklığımızın düştüğünü, hatta uykunun bile belki de böyle etkilerinin stres üzerinden kaynaklandığını biliyoruz. Dolayısıyla bence birazcık daha optimist olmakta fayda var diye düşünüyorum. Hep bardağın kötü tarafını, boş tarafını görüyoruz ama bardağın iyi tarafını da görmek lazım. Unutmayalım ki birçok insan bu hastalığı rahat atlatacak. Dolayısıyla başımıza gelmesin diye veya bize bulaşmasın diye tedbirlerimizi alacağız ama bunun hayatımızda böyle bir sınırlayıcı faktör olduğunu düşünmek de çok doğru değil. Çünkü o duyguya kapıldığımız zaman bunun içerisine çıkmak birazcık zor. Fakat toplumda ben ilerleyen dönemde posttraumatik stres bozukluğu nasıl böyle büyük travmalarda gözüküyorsa bence bu hastalıkta da buna benzer psikiyatrik desteğe ihtiyaç olacak bazı insanlar da karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerinizi değiştirmek için güzel örnekler de hazırladık. Bu tabloyu bu arada aşağıda paylaşıyorum sizlerle birlikte. Bakabilirsiniz ona. Evde tedavi demek, ilaç almadan tedavi demek mi? Evde tedavi ve izolasyon kaç gün olmalı? Bulaştırma süresi ne kadar? Şimdi şöyle bir şey var. Tedavi ülkeler arasında değişiklik gösteriyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı uyguladığı ilaç tedavi protokolünde koronavirüste gerçekten çok olumlu bir adım attı ve birinci hastamızdan itibaren biz belli bir tedavi protokolünde ilerliyoruz. Ama evde tedavi edilecek hastalara bu ilaçlar verilmiyor mu? Sadece hastanede mi veriliyor diye düşünürseniz hayır, böyle değil. Eğer hastada koronavirüs şüphesi varsa dahi birinci basamak medikal tedavi evde kullanabilmeleri adına başvurdukları hastaneden veriliyor. Evde bu ilaçlar 5 gün süreyle kullanılması gerekiyor. 5 günden sonra bulaştırıcılık devam edebilir. O yüzden sosyal mesafelendirme, ev izolasyonu, kişisel karantina ve ilaç tedavisi evde de devam etmeli. Koruyucu gözlük kimse kullanmıyor.
koronavirüsü gözümüze yapışırsa hasta olur muyuz? Koruyucu virüs sokaktaki adam kullanmasına gerek yok. Çünkü bir insanın koronavirüs olması ve sizin onun yanından yürüyüp geçiyor olmanız eyvah mikrop kaptım manasına gelmiyor. Ancak ve ancak yani çok şanssız olmanız lazım. Siz onun yanından geçmeden 10 saniye önce veya 3 saniye önce hapşırmış olması, havada partiküllerin asılıyor olması ve yanından geçiyor filan olmanız lazım ki bu tip bir enfeksiyonla karşı karşıya kalalım. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın da özellikle yapmış olduğu açıklamada ne duyuyoruz? Hep bu virüsün temastan güç aldığı ve temas ortamından bulaştığını biliyoruz. Dolayısıyla teması minimize edecek şeyler önemli. Sokaktaki insanın koruyucu gözlük kullanmasındansa hastanede bu hastalarla ilgilenen sağlık personelinin kullanması gerekiyor. Yıkanabilir maske var mı? Yıkayıp kullansak tekrar olur. Yıkanabilen maske var ama genellikle onlar da sağlık çalışanlarına uygun olan maskeler. Toplum tüketimine ait olarak sunulan 2-3 katlı maskelerde yıkanmak diye bir şey söz konusu değil. Kullanan at maskelerdir. Atarken mutlak surette üstü kapalı bir çöp kutusuna atmaya dikkat edin. Veya cebinize bile koyacak olsanız mutlaka çıkartın. Belki onu saklama poşeti gibi bir şey vardır. Onun içerisine koyup tekrar cebinize o şekilde koyabilirsiniz. Kontrolsüz bir şekilde maske kullanmak oldukça tehlikeli olabilir. İlk semptom nefes darlığı olabilir mi? Yani ateşten, öksürükten önce nefes darlığı ile başlayabilir mi? Genelde nefes darlığının zatüre ile doğrudan ilişkili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hipotetik olarak ateş olmadan nefes darlığı olabileceği anlamına gelmiyor. Çünkü zatüre varsa akciğer tutulumumuz var demektir. Akciğer tutulumu olan kişilerin de takdir edersiniz ki oradaki enflamatuar reaksiyon yani vücuttaki yangının çok fazla olduğunu ve bu yangıyla mutlaka vücudun ateşle cevap vereceğini düşünürüz. Dolayısıyla nefes darlığı ateşsiz bir durumda başka bir hastalığı şu an için aklımıza getirmeli ama koronavirüsü getirmesi için mutlak surette eğer hastalığın başlarındaysa özellikle ateşi düşünmemiz gerekiyor. Hocam hiç evden çıkmıyoruz. Gene de söylediğiniz temizlik ve dezenfekte işlerini her gün yapmalı mıyız? Mutlak surette temizliği sürekli yapmanız lazım. Eve nereden mikrobun geleceğini çok bilemiyoruz. Ya bir paket servis gelecek ya bir işte temizlik görevlisi gelecek. Evinizin içerisinde sizinle birlikte yaşayan birisinin dışarıda işi vardı. Bakkala, markete gitti geldi. Dolayısıyla ev tamamen kapalı bir şekilde ne kadar sürdürülebilir? Yaklaşık bir ayı aşkın süredir Türkiye'de şu anda koronavirüs enfeksiyonu ile mücadele ediyoruz. Ve bu bir ayda eve bir şeyin girip çıkmamış olma ihtimali yok. Dolayısıyla düzenli hijyen ve temizlik önlemlerine devam etmemiz gerekiyor. Ama temas durumlarında bu hijyeni mutlak surette daha da üst seviyeye çıkartmamız lazım. Uyuz tedavisinde kullanılan ivermectin ilacının faydası var mı? Böyle bir çalışma yayınlandı. İlk Avustralya tarafından, Avustralya'daki doktorlar tarafından geldi. Olabilir ancak şu an için ivermectin'den ziyade daha çok klinikte 3. basamak araştırma dediğimiz hastalarımızda denediğimiz ilaçlarımız var. Bunlar en başta sıtma ilacı ve basit bir antibiyotik olan azitromisin grubu var. Bunların kombine kullanılmasının oldukça faydalı olduğunu biliyoruz. Hatta Fransa'da Dr. Didier'in yapmış olduğu araştırmaya göre bu ilaçların kombine bir şekilde kullanılması semptomların yani ateş ve öksürüğün süresinin %50 oranında azaldığını yani 4 gün yerine 2-2,5 günlere düştüğünü, akciğerdeki iyileşmenin ise %80'lere çıktığını 5 günlük bir süre içerisinde bize gösterdi. Bu tip deneysel ilaçlardansa şu an için fayda gördüğümüz ilaçların kullanılmasını daha çok tavsiye ediyoruz. Zaten böyle bir konsensus var. Bilim kurulunun sunmuş olduğu medikal tedavi protokolü de bunları içeriyor. Nefes darlığımız psikolojik mi yoksa gerçek mi? Anlamak için pratik bir yol var mı? Evet, bunu anlamak için pratik bir yol var tabii ki. Bir nefes darlığı ne zaman gelişiyor dedik. Eğer ateşli bir dönemden sonra gelişiyorsa akciğerlerimizi unutmamamız lazım. Derin nefes aldığınızda eğer batma tarzında bir şey varsa o zaman bu nefes alma güçlüğünüz belki göğüs kafesinizdeki kasların bir iltihabi veya spazmik reaksiyonuyla alakalı olabilir. Onun dışında panikle alakalı bir şey varsa eşlik eden bir çarpıntıyı da daha çok göreceğiz diyebiliriz. İlk testim pozitif çıktı ve ilaç tedavisi gördüm. Şu an iyi hissediyorum. İlaçlarım bitti. İkinci testi yapmama gerek var mı? Mutlak surette tedavi olduğumuza dair inanıyorsak. Çünkü biz virüsü ortadan kaldıran bir tedavi değil aslında virüsün vücutta çoğalmasını engelleyen, onun sayısını azaltmaya yönelik ve aynı zamanda da semptomları düzeltmeye yönelik bir tedavi protokolü uyguluyoruz. Dolayısıyla siz iyileştiğinizi hissetmiş olsanız bile virüs hala vücudunuzda aktif olarak kalabilir. Ancak süre 14 gün gibi bir zamanı geldikten sonra artık antikorların vücudumuzda oluştuğunu ve virüsün de kaybolduğunu biliyoruz ama mutlak surette bundan emin olmak için, tedaviyi tamamen durdurmak için veya bununla ilgili en azından düşünceleri kafamızdan çıkartmak için
mutlak surette tamamlayıcı ve tedaviyi ispat edici testinde yapılmış olması gerekiyor. Bu arada tabii bizlere çok sorular geliyor. Sosyal medya hesaplarımızda, özellikle YouTube kanalımızda yorumlara hep herkes belli bir şikayetini söylüyor. Unutmayın ki şikayetinize doğrudan cevap verecek olan kişi genellikle sizi daha iyi tanıyan, sizi bugüne kadar tıbbi olarak takip etmiş doktorunuz. Dolayısıyla bizlerin hani videolarınızdaki yorumlarda kendi şikayetlerinize yönelik bir tedavi planı veya tanı koymamız mümkün değil. Bizler ancak şu anda toplum sağlığını ilgilendiren konularda bilgilendirmelere devam ediyoruz. Sorularınızı almaya devam edeceğim. Lütfen bu videonun da altına sorularınızı yazmayı ihmal etmeyin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Eski soruları ve cevaplarını merak ediyorsanız daha önce ne demişiz, bugüne kadar ne değişti görmek için eski videolarımıza tıklayabilirsiniz.